Gazetemiz Alanya Postası 17.03 2020 tarihli sayısında Vay 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 başlıklı manşet haberinde kırbıyık anonim şirketi tarafından üretilen 5 adet alkollü içecekte tarım ilacı ve deterjan yapımında kullanılan tersiyel bütün alkol bulunduğunu gösteren belgeyi yayınlamıştı. Antalya Tarım İl Müdürlüğü tarafından devletin yetkili laboratuvarlarında tespit ettirilen bu durum Alanya Postası Tarım İl Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu raporları örnek göstererek yayınlanmıştı. ürettiği içeceklerde tersiyer butil alkol kullanmadığını, yasal belgeli alkol üreticisi olduklarını açıklayan Kırbıyık Anonim Şirketi yetkilileri, İl Tarım Müdürlüğü'nün bu kararına itiraz ederek yürütmeyi durdurma aldıklarını açıklamıştı. Gazetemizi iftira atmakla suçlayan Kırbıyık'ın yalanı ortaya çıktı. Tarım Bakanlığı 80 ila 19 ilçe 23 Mart 2020 tarihinde resmi yazı yazarak Kırbıyık Anonim Şirketi ürünlerinin toplatılmasını istedi. Tarım ve Orman Bakanlığı daha 3 gün önce 23032020 tarihli 58905817300 E982636 tarihli ürün toplatma kararını 80 il ve Antalya'nın tüm ilçelerinin tarım ilçe müdürlüklerine göndererek Kırbıyık Anonim Şirketine ait ürünlerin toplatılmasını ve 7000 depolarına tutanakla teslim edilmesini istedi. Şahin Kırbıyık'ın tüm yalanlarını ortaya koyan bakanlık resmi yazısında şu ifadelere yer verdi. Ürünlerinizde tersiyer butil alkol yönünden... TGK aromatize şarap ve aromatize şarap bazlı içki, aromatize şarap bazlı kokteyli tebliğine aykırı olduğu tespit edilmiş olup idareye yaptırımı tebliğ edilmiş olup ilgili ürünlerin piyasadan toplatılması için verilen 7 günlük süre sona ermiştir. Yazımızda adı ve parti seri numaralı belirtilen ürünlerin piyasa denetim ve kontrollerinde tespit edilmesi halinde 5996 sayılı kanuna göre yasal işlem yapılacaktır denildi.